Yemekte mesaj geldi sana. Kimdendi? Dedim ya, Ceren işte. Fotoğraf kulübünden biri, tanımazsın yani. Tanımadığım için soruyorum zaten Ozan. Yani gecenin bir yarısı mesaj atıyor sana. Ne alaka? Ya ne kadar üstünde durdum konunun. Alt üstü bir şey sordu işte. Bana söyleyemeyeceğin bir şey mi? Nedir? Çok uzattı. Tamam. Ne tripler sorular ya. Ya ne tripi Ozan ya? Ben gördüğümü söylüyorum, hissettiğimi söylüyorum. Ayrıca sen bu ezberlenmiş erkek cevaplarını sıraladığına göre ben haklıyım şüphelenmekte. He, de benden şüphe ediyorsun yani. Yani Ozan keşke senin bir videonu çeksem, izletebilsem sana. Şu değişimini, şu halini bir gösterebilsem sana, sen de şüphelenirsin. O zaman güvenmediğin biriyle birlikte olma. Yani. Sana da iyi geceler. Bakıyorum da formundasın. Seninkini gördüm az evvel. İçeride gibi tir tir titriyordu. Ne zaman çıkaracağım banyoya? Yok, hemen olmaz. Acık bekleyeceğim. Sen de istiyorsun ki çocuk gelir gelmez önüne atayım. Herkesin gözü üzerimde zaten. Bekle biraz, ortalık sakinleşsin ondan sonra. Vakit yok lan. Ben tali olmadan işi bitecek. Anladın? Onun nefes aldığı her an bana haram. O yüzden ne yap ne et, o herifi benim kucağıma at. Olmaz diyorum sana. Savcısı, avukatı, herkes kolluyor Cuma'yı. Bedeli ağır olur bunun. Sen merak etme. Ben sana bedelini kat be kat ödeyeceğim. Sen yeter ki ufak bir imali yol aç. Senden başka da bir şey istemiyorum. Alo, Deniz, ne haber? İyidir, senden ne haber? İyi, işte fena değil. Ya kusura bakma, daha demin bir kalabalığın içindeydim de. Bir aptal bir emoji attım sana. Aslında çok sevindim adınıza. Ben de çok sevindim. Yani kardeşimin katilinin bu kadar kısa sürede yakalanacağını hiç tahmin etmemiştim. O olduğuna emin misiniz peki? Mahkemede itiraf etti ya, niye böyle dedin anlamadım. Öylesine sordum. Ya umarım cezasını çeker. Umarım. Neyse, ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Ozan. Efendim? Yarın Mert'in kulübüne gideceğim eşyalarını toplamaya. Sen de benimle gelir misin? Gözlerinden çıkan alevle bunları kıracaksın. Yapma böyle. Hadi gel, tamam, beni affet. Sırnaş, oğlum, tamam, sırnaş. Ne sırnaşması? Anne, beni affet. Ya bırak şu bezi ya. Bırak, hadi bırak. Bırak, iş yapıyorum. Ya hadi lütfen, gel bir tane öpeyim. Mert! Bir tane öpeyim. Muah! Oh, geçmedim. Mert, beni sinirlendirme, tamam? Yeter oğlum, yeter. Ya affet beni ya. Ne yaptım sana ya? Ya bırak Allah aşkına şu bezi, ne olur ya. Lütfen, hadi gel beni affet. Oğlum! Hadi, hadi, gel beni affet. Bırak, iş yapıyorum. Gidiyorum ama geri gelme. Gidiyorum ama geri gelme. Ömer. Efendim Semra Hanım. Mezarlığa gitme konusunda bana yalan söylediniz. Anlayış gösterdim.
Ama bu Yasemin konusunda anlayış göstermek istemiyorum. Ben ne demek istediğinizi pek anlayamadım Semra Hanım. Açık açık söyler misiniz bana? Hani Yasemin'i aile yemeklerine davet etmeler, içimize sokmalar. Ömer, daha aileni kaybedeli bir yıl oldu. Yani sen aileni hiç mi sevmedin evladım? Ben bir daha böyle bir şey duymak istemiyorum Semra Hanım. Ailene olan sevgimi ne siz ne de başkası sorgulayabilir. Ben sadece... Sakın! Bir tek kelime daha duymak istemiyorum. Ya siz görmüyor musunuz benim halimi? Görmüyor musunuz Semra Hanım? Ne tadım kaldı, ne tuzum kaldı. Siz hala neyi sorguluyorsunuz ya? Zaten oğlum benim o... Yeterince yoruyor zaten beni. Bir de siz başlamayın lütfen. Ozan benim torunum. Yani canımdan can. Bak, bir şeyler olduğunun farkındayım. Bana ne olduğunu anlatmak zorundasın. Semra Hanım. Siz neler yaşadınız? Ozan uyuşturucu kullanıyor. Ve? Emin misin? Evet. Bunu sizin bilmeniz gerektiğini düşündüm ben. Canım. Bak peki ne yapabiliriz? Ama siz sakın bir şey söylemeyin, olur mu? Olur mu? Yani torunum gözümün önünde yok olurken ben hiçbir şey yapmadan nasıl durabilirim Ömer? Yok, sakın bir şey söylemeyin. Sadece siz işte bilin diye söyledim ben. Siz sakın ona bildiğinizi belli etmeyin. Baba. Ozan. Ne oluyor? Bir şey oluyor yok oğlum. Anneannenle sohbet ediyoruz. Evet. Konuşuyorduk öyle. Sen gelsene benim yanıma. Gel bakalım yanıma. Gel, 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 gel yakışıklı. Gel canım. Oh canım. Gel. Bak, artık hiçbir şeye üzülmeyeceksin. Her şey yoluna girecek. Sana söz veriyorum. Ben senin her zaman yanında olacağım. Bak şimdi de yanındayım. Diyorum. Her zaman ben senin yanında olacağım. Güzel oldu.